Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla yakında seri üretime başlanması planlanan silahları alan koruma polisleri MPT-55 ile düzenli atış talimleri de yapıyor. Milli Piyade Tüfeği Üretimi Projesi'nin devamı olarak nitelendirilen MPT-55'in yakında seri üretimine başlanması planlanıyor. Yerli imkanlarla üretilen silah, Bakan Işık'ın talimatı üzerine kendi koruma ekibi tarafından da kullanılmaya başlandı. ...42 farklı teste başarılı olmuştur. Bu testler arasında çamur, toz, dinamik kum gibi testler de yer almaktadır. Hızlandırılmış yağmur, korozyon testleri, birçok ağır testten başarıyla geçmiştir. Tüfeğimiz üzerinde yarı otomatik, tam otomatik ve otomatik mod, yarı otomatik, tam otomatik ve emniyet modları bulunmaktadır. Tüfeğin buradan atış modları bu şekilde ayarlanmaktadır. Tüfeğimiz çok modüler bir tüfektir. Kullanıcı için birçok ayara imkan sağlamaktadır. Işın katıldığı tüm programlarda söz konusu tüfeklerle görev yapan koruma polislerinin düzenli atış talimi yaptıkları, silahın performansından memnun olduğu öğrenildi. Ocak ayı başındaki törene Milli Savunma Bakanı Işık ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak da katılmıştı. Törenin sonunda silah atış poligonunda deneyen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak yaptıkları beşer atışta hedefi tam isabetle vurmuştu. Karanlık koşullarında askerin kendi yerinin tespit edilememesi amacıyla kullanılan Forward Assist İngilizcesi, Türkçesi sessiz kurma dediğimiz bir sistem mevcuttur. Sonuna kadar gidip asker sistemin içindeki yayın kuvveti yetmediği için sessiz kurma butonuna bastığı anda sistem kurulmuş olur. Sessiz kurma butonuyla. Bu da aynı bir özelliğidir tüfeğin.